Dansöz gibi maşallah. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün müthiş bir tır modumuz var. Gördüğünüz gibi Volkswagen marka Meteor isimli tırımız var. Modun yapımcısı Christian Cardozo. Yanlış okumuyorumdur inşallah. Zaten aşağıya hem linkini bırakacağım modu indirmeniz için hem de kredi kısmında görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir burası çok gürültülü bu arada. Neredeyim? Tabii ki de Kirkenes'teyim yine. Buradan bir yük alacağım ve onu teslim edeceğiz. Eğer yetiştirebilirsek buradaki tabii dereden geliyor bu gürültü. Araç gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden sizleri de çekip hemen paylaşmak istedim. Şöyle bir yukarı çıkalım, orada aracı tanıtayım. Çünkü burada gerçekten çok gürültü var. Hiç anlayamayacağız ne demek istediğimi. Ben yükü şey yaptım, seçtim ama el frenimiz çekili. Yük nerede? Of 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 of. Ya gerçekten çok iyi modellenmiş araç. Yük burada, ha. Hayır 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 hayır. Tüh. Burada değilmiş. Çık dışarı kaptan. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada şu çakıldı mesela. Ben onu almak istemedim. Aracın sesi de güzel. Oh oh oh. Yani direksiyon hissiyatı falan çok iyi. Yani buna bir şey yapıyorlar mı mod yaparken bilmiyorum. Tabii mod yapımcısı arkadaşlar daha iyi bilir ama eğer yapıldıysa hoş olmuş gerçekten. Şöyle bir de bu taraftan bakalım. Evet. Çarptık galiba ama dorsemizi bağladık. Şimdi teslim etmeden önce zaten aracın sesini içeriden duydunuz. Ama dışarıdan da duyurmak istiyorum. Hala buraya da su sesi geliyor tabii. Aynı zamanda şeyin de gürültüsü var. Modun yapım videosunu da paylaşmak istiyorum tabii. Ama şöyle biraz ilerleyelim arkadaşlar. Daha sakin, sessiz, güzel bir yer bulunca orada modun hem yapımcılarından bahsederim hem yapım aşamasının videosunu eklerim. Oh oh oh. Çarpıyor muyuz bir yerlere? Buralar biraz darmış. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani her seferinde aynı şeyi söylüyormuşum gibi gelecek ama gerçekten çok güzel bir mod olmuş çünkü. Bu Christian Cardozo tek başına mı yaptı bilmiyorum tabii. Hani orada yazan isim sadece o. Eğer başkaları varsa tabii kusuruma bakmasınlar şimdiden. Şöyle şu gürültülü kısımları biraz atlatayım. Sonrasında aracın hem yapılandırma videosunu ekleyeceğim hem de aynı zamanda aracın dışından görüntüsünden vesaire bahsedeceğim. Ben hani video girmeden şöyle anlatayım size. Aracın iki tane motor seçeneği var. Arka teker hareketli veya hareketsiz 6x4 şeklinde iki farklı versiyonu var. Birinde işte arka teker hareket ettiği için 6x2 oluyor. Öbüründe 6x4 olarak seçebiliyorsunuz. Şanzıman seçenekleri var. Retarder isterseniz var, istemezseniz yok. Şöyle buradan İnşallah takılmayız, ben bakmadım buraya ama yok, güzel döndük. Bu kornayı ben yükledim. Daha doğrusu ben seçtim hani. Normal bu kornası çok çirkin tabi. Oyunun orijinal kornası. Şöyle bu tarafa döneceğiz ama biraz kaldırıma çıkmak zorundayım arkadaşlar. Üzgünüm. Şöyle dönecek mi?
Aynaya dikkat. Hadi hadi yapma yapma yapma. Evet döndük. Bayağı bir kişiselleştirebiliyorsunuz aracı. Şu anda direksiyon gözüküyordur umarım. Ya antenler de çok güzel. Antenleri de sonradan ekledim. Birazdan göreceksiniz zaten yapılandırma videosunda. Şu denizdi, hani şeydi, nehirdi vesaire de onları bir atlatayım. Ondan sonra şey yapmak istedim. 12 vites seçeneği var, retarderlısı var, değişik şanzıman oranlısı var. 16 vites seçeneği var. Ben 16 seçtim. Hani ağır bir yük taşımıyoruz ama yine de vitesimiz fazla olsun, yolumuz açık olsun dedim. Araçta şöyle aşağı doğru yayayım biraz. Bakın flaşör animasyonu var. Yani flaşörleri açtığınızda oradaki düğme de hareket ediyor. Aynı zamanda sesleri var her şeyin. Mesela sinyal sesleri hareket de ediyor. Onun dışında retarderımızın kolu da hareket ediyor. Şimdi gösteremedim ama 520 beygirlik olanını seçtim yanlış hatırlamıyorsam ben. Bir de 410 beygirlik olanı mı vardı, bir şey vardı. Ben bir yerlere çarpıyorum galiba, araba hoplayıp zıplıyor. Kaya delici taşıyoruz. 8 ton. Çok da fazla bir şey değil. Yolumuz da şöyle. Bayağı bir uzak aslında. Hani ben şeyin içine girene kadar çekerim belki. Sonrasını çekmem diye düşündüm. Bir yerde dururuz öyle olduğunda. Ama şu aracın hem tanıtım videosunu hem de şeyi paylaşmak istiyorum. Çok gerçekten fazla seçenek var. Çoğunluğunu koymaya çalıştım. Renk olarak böyle bir hani siyah seçmek istedim. Çünkü inşaat malzemesi taşımak zaten aklımda vardı. Hatırlarsanız bir önceki bölümde yine yukarıya bir kartları bir yere koyarım. Buraya otobüste gelmiştik. Sonrasında demiştim ki buradan bir görev alırız. Güzel bir çekici veya tır, işte hani ne demek isterseniz onunla çekeriz demiştim. Şöyle bakın. Farlarımız, ışıklar. Yani bütün her şeyin etkileşimi var neredeyse. Şeyi, el frenini şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Bakın. El freni şeyi de var. Animasyonu. Ha, camlardan bahsetmedim. Tabii ki. Camlarımız açılıyor ve yavaş yavaş açılıyor. Bakın. Çok güzel yapmışlar. Yani öyle bir anda pat diye açılayım da hani araba gibi olsun falan. Hani bir tırda. Bakın bu tarafı da açayım. Tabii ki hemen sese de etki ediyor. O yüzden kapatıyorum. Çok keyifli olmuş. Yani kullanması da gayet güzel. Şöyle bir yukarıdaki kameraya geçeyim. Şuralardan bir yerden. Burada da küçük kilise gibi bir şey var. Hazır arkadaşın adı da Hristiyanken burada çekimini yapalım. Şöyle hatta sesimizi de almış olalım. Şimdi aracın sesini dışarıdan duyurayım. Hemen videoyu da aşağıda görüyor olmanız lazım zaten. Onu eklemiş olmam gerekiyor. Yapılandırırken bayağı ben şuraya küçük ışıklar koydum. Tabii üzerine şey gelince onlar bitmiş galiba. Şeyi mi açmamız gerekiyor acaba? Bir dakika. Uyarı ışıkları diyeyim. Acaba onlarla alakalı mı? Tekrar dışarı çıkalım. Heh, şimdi oldu. Uyarı ışıklarımız yanmış. Gördüğünüz gibi her tarafa ışık yaptım ben. Onları açmayı unutmuşum. Sesi böyle. Şurada arka lastiklerin oraya bir şey eklendi. Ne olduğunu bilmiyorum. Hani tır... Yani çok severim normalde ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Aracın şeyini arttırmak için olabilir. Hani sağlamlığını diyeyim. Bilen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirse sevinirim.
Onun dışında şöyle hatta sıfır kamerasıyla yapalım ki daha dışarıdan güzel görebilirim aracımızı. Gayet başarılı bir şey olmuş. Mod olmuş. Sesi de güzel. Şöyle bir motorumuzu kapatalım mesela. Ah pardon. Sıfır kamerasında olduğumu unuttum. LED farlar var. Şimdi şeyi kapatınca daha da belli oldu. Onun dışında buralara bir şeyler ekleyebiliyorsunuz falan. Yükümüz de böyle. Ya aracın şeyi çok güzel bence. Buna ne deniyor? Hani altyapısı diyeyim, tam tabiri olur mu bilmiyorum da. Şu yukarıdaki ne oluyor onlar? Ha, ön tepe. Onları da açalım. Bakayım ne olacak şimdi. Evet, o farlar gündüz olduğu için herhalde çok belli olmuyor ama kornamız çok kötü. Bu gayet güzel olmuş. Onun dışında kullanması keyifli. Bir de dışarıdan mesela cam açılıyor mu hemen bakalım. Evet, dışarıdan da gördüğünüz gibi cam animasyonları var. Bayağı uğraşılmış bir araç gibi geldi bana. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Yolumuza devam edelim. Söylediğim gibi Kirkenes'teyiz. Ben bu yolun şeyini çekmiştim, gelişini. Gidişini de çekmek istiyordum kesinlikle zaten. Ama muhakkak dedim ki yani bu otobüs değil bir kamyon olmalı ve bu modu görünce aha dedim işte bu. Bir tane daha Volkswagen çekici tır modu var. Onu da belki çekerim bilmiyorum. Şöyle bir retarder açıyorum ama ses sanki sesi yok gibi veya yine benimle alakalı mı bilmiyorum, ben duyamadım yani retarder sesini. Oh, pardon. Yanlış şeye bastım. Dorse hazırı tam da ona bakıyordum şimdi çarpıyor muyum diye. Xenon seçtim mesela far olarak. Ama o antenler saçmaladı ya. Gerçekten bayağı hareketlendiler. Köprüye geldik şimdi. Yani kullanması o kadar keyifli ki arada konuşmuyorum arkadaşlar. Hani kusuruma bakmayın. Şiddetle tavsiye edeceğim bir tır modu olmuş. Bu aralar böyle genelde bir otobüsten gittik ama bu da bence gayet güzel. Böyle mod denemek isteyen, farklı modlar oynamak isteyen arkadaşlar bakabilirler. Şöyle biraz açayım, bakın toprak sesleri geliyor. İki camı da azıcık açtım. Şöyle biraz da yol kamerasıyla gidelim. Tekerlek. Bunu da sonradan ekledim bu arada, şu küçük ışığı. Oo, bayağı basıyor. Çok ses çıkıyor, beni duyamıyorsunuzdur diye içeriye girdim. Aa, motor freni de var. Onun sesi yok mu? Şu camları bir kapatayım.
Ha, onun sesi var. Ama o da az çıkıyor sanki. Çok güzel ya, o sallanmaları falan. Kabin içi süspansiyon mu deniyor ona? Yani buranın böyle güzel kamyona vesaire bir şeylere ihtiyacı oluyor. Bu yolun yani, o ben onu istiyor bence. Hele ki maksat böyle hani şeyi force feedback test etmekse tavsiye ediyorum. Zaten Kirkenis artık bilmeyen yok ama özellikle de böyle güzel modellenmiş, güzel yapılmış bir araçla gelmek daha bir zevkli oluyor. Bu görevi teslim etmem büyük ihtimalle. Hani ben sadece size göstermek için şey yaptım. Nehirin üstünden de geçtik. Şimdi buradan bir dönüşümüz var. Hiç atamadık tabii yani, ben vitesi çok olsun dedim ama kullanamadık. Burada yol bayağı. Hem mağara şeye gireceğiz. Mağara dedim yalnız. Tünele gireceğiz. Oh oh oh. Görebiliyor musunuz şeyden bilmiyorum, kameradan ama inanılmaz bir toprak yol fiziği var. Bu oyun 2012 yapımı arkadaşlar. Ama sürekli ayakta tutuyorlar. ATS bence yani bir tık daha iyi. O tabii 2016 yapımı. Hani aradaki 4 yıl. Da yine de ETS'yi daha canlı, daha güncel tutuyorlar. Ben öyle hissediyorum en azından. ATS oynamaktan da çok keyif alıyorum. Hani onun da videolarını yine kartlarda bir yerlerde bulabilirsiniz. Bu modu yine söyleyeceğim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok çok hoşuma gitti araç. Diğer Volkswagen modunu tabii ki başkası yapmıştır. Hani tam bakmadım ama farklı isimler vardı diye hatırlıyorum. Diğer Volkswagen modunu da deneyeceğim. Constellation mı? Öyle değişik bir adı vardı o tırın. Onu da çekerim. Onu da başka bir yerde çekeriz olmadı. Ben yine bu arada Pro Mods'dayım. Hani onu söylemeyi unuttum videonun başında. Tabii ki aşağıda yine indirme linkini bulacaksınız. Hani Kirkenes'te olunca zaten onu söylemeye gerek kalmıyor. Çünkü Kirkenes'in artık Pro Mods'da olduğunu bilmeyen yok. Biraz dışarıdan kullanabilir miyiz ya? Ne yaptık? Aracı baydım. Vitesi görmüyoruz böyle olunca. Aslında tomruk da taşımak istiyorum. Bir keresinde Norveç bayrağı bu. Bir keresinde de tomruk taşırız. Bir de öyle bir video çekeriz olmadı. Onun alınacağı yerler var bildiğim kadarıyla. Ve asfalta çıktık. Asfaltta nasıl gidiyor hemen onu da bir test etmek istiyorum. Belki düşük motorlusu o da zevkli olabilir. Hani bu bastığınız mı gidiyor çünkü. Belki de öbür türlü almak lazım hani şey olsun diye. Denemek amaçlı.
gitmek de tehlikeli. Bu tarafına hiç gitmemiştim galiba. Kirkenes'in. Ama buralar da gayet güzelmiş. Şöyle kameraya şey yapalım da yine içeriye girelim. Attık. Araç bence gayet güzel gidiyor. Hiçbir şey yok yani zorlanma vesaire. Oh 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 oh. Son anda durdu var ya, ben başka şeylerle ilgileniyordum. Ha, gümrüğe geldik. Ha, gümrükten çıktıktan sonra olmadı. Retarderimizi kapatalım. Gümrükten çıktıktan sonra bitiririz de olmadı. Birazcık sanki zor duruyor gibi. Norveç'e şimdi gireceğiz. Of, nerede durmuşuz yalnız. Şu yaylanma çok hoşuma gitti ya. Bak bak. Türkiye'ye girerken ne gümrük şeyi yaşıyoruz, kaç tane kapıdan geçiyoruz. Yani Rusya'ya girmişiz. Şeyden çıkıp Rusya'ya girdik. Norveç'ten. Anlaşıldı. Türkiye sınır kapısında ne şey oluyordu? Kaç tane güvenlikten geçiyorduk? Bu da çabuk bitiyor sanki. Durmamız mı gerekiyor? Nedir olay? Mondeo. Polis. Allah. Abicim sen oradan burnunu çıkartıyorsun da. Hadi bas bakalım. Of 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 of. Allah'tan karşıdan kimse gelmiyordu. Yanmıştık yani. Bu ne? Durdum, tamam durdum. Ha, şurada stop yazıyor Rusça. Çok Rusça biliyormuşum gibi. Yalnız fizik, 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 fizik. Dansöz gibi maşallah. İleride bir tane daha kontrol var. Vay arkadaş, gümrük bitmiyor şey. Ne deniyor ona? Gümrük mü deniyor? Kontroller bitmiyor yani. Yola çöp mü atmışlar? Çöpleri toplayıp koymuşlar veya. Çok sinir oluyorum şöyle, hani arabadan falan dışarıya çöp atanlar oluyor ya. Hakikaten çok sinir oluyorum yani. Burada yine durduk.
Şurada duralım. Şöyle iyice döneyim. Evet. Şu şekilde bırakalım olmadı. Bayağı da ses yapıyormuş araç. Şu kamyon şeyde geçsin de öyle konuşayım. Araç gördüğünüz gibi arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten kullanırken çok keyif aldım. Çok hoşuma gitti. Oradan dönecek var, şey var. Ben yolu fazla tıkamadan videoyu sonlandırayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde tamam, bekleyin ya. Görüşünceye kadar da hoşça kalın arkadaşlar.